Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları ele alacağız. Bunlardan bir tanesi, Avrupa'da yaşamak, yurt dışında yaşamak eskisi kadar kolay mı? Özellikle bizi Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin pek çoğu, yurt dışında yaşayanların ekonomik olarak çok çok iyi durumda olduklarını, bir ellerinin yağda, bir ellerinin balda olduğunu söylüyorlar. Gerçekten öyle mi? Birlikte bir hesap yapacağız. Ondan sonra eminim ki yurt dışında yaşamanın gelmiş olduğu noktayı daha iyi algılayacağız. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de emekli olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan, özellikle de hanımları sevindirecek olan bir müjdeyi vereceğim. Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Bunu anlatacağım. Biliyorsunuz Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ve bir kişi bayram ikramiyeleriyle beraber yılda en az 5000 euro para alıyor kıymetli izleyicilerimiz. Siz de emekli olmak istiyorsanız bu yayın çok çok önemli. Lütfen sonuna kadar takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz, bakın, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki en önemli gider kalemlerinden, masraflarından bir tanesi konut kiraları, ev kiraları. Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın hemen hemen her noktasında ev kiraları çıldırmış vaziyette diyebiliriz. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce vatandaşlar almış oldukları maaşlarının sadece ve sadece %30'unu temel insani bir hak olan barınma ihtiyacına harcıyordu. Yani ev kirasına harcıyordu. Ancak günümüzde şu anda Avrupa'da ev kiraları insanların maaşlarının minimum %50'si olmuş vaziyette. Bakın %50. Bunun yanı sıra koronavirüs, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber insanların ödemiş oldukları enerji faturaları, doğalgaz, elektrik, su gibi faturalar en az %100 artmış vaziyette. Ancak biz vatandaşın maaşına baktığımız zaman vatandaşın maaşı yerinde sayıyor. Evet arkadaşlar, yerinde sayıyor. Hal böyle olunca da vatandaşın kazanmış olduğu paranın temel insani bir hak olan barınma ihtiyacına %65'inin gittiğini kafadan söyleyebiliriz. Bakın %65. %50, %65 bandında. Peki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Belçika'da, Avusturya'da veya diğer ülkelerde yaşayan insanlar kaç para kazanıyor? Euro bazında söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz, 1500 ile 2000 euro arasında maksimum vatandaşlarımız para alıyorlar. Bunun yanı sıra insanlarımız sosyal yardım alıyor. Evet, sosyal yardımlı alanlar da var. Ancak anlattığım gibi hayat o kadar pahalı bir noktaya gelmiş vaziyette ki geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek eskisi kadar kolay değil. Yani hesap ortada. Emekliler, bakın kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da emekli olmak eğer bir sosyal yardım almıyorsanız gerçekten çok zor. Pek çok vatandaşımız 500-600 euro civarında emekli maaşı alıyor. Bu parayla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek inanın bana mümkün değil. Hal böyle olunca nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? İnsanlar geçinmek için daha çok çalışmak, daha çok tasarruf yapmak zorunda kalıyor. Hele hele ev kiraları kıymetli izleyicilerimiz, vatandaşımızın adeta belini büküyor. Ucuz market olarak bilinen, tıpkı Türkiye'deki A101, BİM, ŞOK gibi marketler, DM, Aldi, bunun yanı sıra Lidl gibi marketlerde de artık aynı Türkiye'deki gibi ucuzluk diye bir şey yok kıymetli izleyicilerimiz. Ucuzluk öldü. Allah rahmet eylesin. Ucuz diye bir şey olmadığı için buradaki insanlar da ay sonunu ucu ucuna getiriyor ya da getirmiyor. Eskisi gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de yatırım yapması, ev alması, arsa alması, tarla alması da kolay değil arkadaşlar. Bunu anlatırken Türkiye'de her şey dört dörtlüktür demiyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye'deki ekonomiyi de çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Buradaki ekonomiyi de bildiğimi düşünüyorum. Dünyanın her noktasında geçinebilmek kolay değil. Bunu niye özellikle anlattım? Türkiye'den bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizin pek çoğu, ya siz Avrupa'da yaşıyorsunuz, sizin durumunuz çok çok güzel diyorlar. Evet, ekonomik olarak Avrupa'da yaşayanlar tabii ki daha iyi durumda, bunu kıyaslamıyorum. Ama Almanya'yla da Türkiye'nin kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. Almanya dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Almanya'daki 2-3 tane marka söyleyelim, mesela Mercedes, BMW, Audi. Türkiye'nin ekonomisinden daha büyük gelire sahipler. Almanya ekonomisiyle Türkiye ekonomisini kıyaslamak doğru değil. Maalesef kıymetli izleyicilerimiz, böyle bir tablo var. Onun için eski Almancı yok, eski Avrupa yok, inanın bana. Hal böyle olunca da insanlar maalesef gelecekleriyle ilgili kaygı duyuyorlar. Bir örnek daha, emekliler. Şu anda Almanya'da yaşayan
emekliler içerisinde en düşük maaşı alan bizim vatandaşlarımız. Çünkü çalışmış oldukları dönemlerde hep düşük maaş aldıkları için emekli maaşları da düşük. Emeklilik biliyorsunuz zaten Avrupa'da mezarda emeklilik ben diyorum. 60-65 yaşına kadar çalış, 65 yaşından sonra da emekli ol. Fransa'da emeklilik yaşı biliyorsunuz 62'den 64'e çıkartıldı. İnsanlar sokaklara döküldü. Protesto gösterileri yaptılar. Avrupa'nın tamamında bu durum böyle. Ancak devletler emeklilere ödemiş oldukları maaşları adeta havaya atılmış paralar olarak görüyorlar. Oysa ki çalıştığın dönemde maaşından yapılan kesintiler var. Yani vatandaşa sadaka vermiyorsun, emekli maaşı veriyorsun ama devleti yönetenler maalesef ekonomik bir sıkıntı olduğunda önce emeklinin maaşını kesiyorlar. Bakın Almanya'da 2023 yılı içerisinde emekliler ortalama %4.3 oranında zam alacaklar. %4.3. Markete, çarşıya, pazara gidin değerli izleyicilerimiz, Almanya'da her şey ateş pahası. Son bir yıl içerisinde gıda ürünleri minimum %20 arttı. Ev kiraları minimum %25 arttı. Evinden çıkmak zorunda olan, yeni ev tutmak zorunda olan insanlar ne yapacaklar? Hal böyle olunca da eski dünya yok, eski Almancı yok. Bugün ele alacağımız bir diğer önemli konu ise yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın emeklilikleriyle ilgili bir konu. Biliyorsunuz 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasadan sonra pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapatmıştı. Şimdi biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden emeklilikleriyle ilgili adım atmalarını bildiğiniz üzere sağlıyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de nasıl emekli olabilirsiniz bunu anlatacağım. Ve ayrıca şunu söylüyorum, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de bu haktan mutlak surette en kısa zamanda yararlanmasını tavsiye ediyorum. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki, özellikle hanımlar için söylüyorum, ömürlerini eşlerine, çocuklarına adarlar, yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında ise maalesef elde avuçta hiçbir şey kalmaz. Onun için şu an Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleriyle beraber bir kişi yılda minimum 5000 euro para alıyor kıymetli izleyicilerimiz. Emekli maaşı bazı izleyicilerimize göre düşük gelebilir, saygı duyuyorum. Ancak dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşları yüksek değil. Mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok bulunmuş olduğu ülke Almanya. Almanya'da da emekli maaşları düşük kıymetli izleyicilerimiz. Ama geleceğe dair bir garantiniz olsun istiyorsanız, geleceğe dair hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun Türkiye'de bir garantisi bulunsun diyorsanız mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki emeklilik hakkından istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Almanya'dan siz Türkiye'ye gidiyorum deseniz ya da başka bir ülkeden Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve hiçbir şekilde de eğer prosedürü, sistemi bilmiyorsanız bir adım atamazsınız. Biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak şu adımı atıyoruz. Sadece ve sadece 150 euro ya kıymetli izleyicilerimiz, tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Uzmanlarımız sizin emekliliğinizle ilgili olarak devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı tek tek size anlatacak. Kişiye özel bir çalışma yapılacak. Bunun için peki ne yapacaksınız? Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 505 945 54 54. Kıymetli izleyicilerimiz, bu WhatsApp hattıdır. Şu anda bizi dünyanın neresinden izliyor olursanız olun, WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız: ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ve şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle irtibata geçiyorlar ve size bir hesap numarası veriyorlar. Diyorlar ki bulunmuş olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de hesabınız varsa sadece 150 euro ya da Türk lirası karşılığını yatırıyorsunuz ve makbuzunu yine WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bunun ardından ise değerli izleyicilerimiz, uzmanlarımızla, sosyal güvenlik uzmanlarımızla size randevu tarihi veriliyor. Yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden uzmanlarımızla randevunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Uzmanlarımız sizin bilgilerinizi aldıktan sonra ikinci bir randevu veriyorlar size. Bu ikinci randevuda de sizin nasıl en kolay bir şekilde emekli olacağınızı ve geleceğinize nasıl yatırım yapacağınızı anlatıyorlar. Siz ardından yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan uzmanlarımız tüm emeklilik işlemlerinizi, başvurularınızı, formlarınızı dolduruyorlar
ediyorlar ve sizin emekli olabilmeniz için bütün kolaylığı gösteriyorlar. Maaşınız bağlanana kadar değerli izleyicilerimiz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Uzmanlarımız yapıyorlar. Bunun için ek bir ücret vesaire hiçbir şey yok. Hepsi 150 euro. Şimdi bizi izleyen özellikle hanımefendilerin bundan yararlanması için hanımefendilere ayrıca bir indirim yapılacak. Şöyle ki eğer hanımlar eşleriyle ya da bir tanıdığıyla birlikte emeklilik danışmanlığı almak isterse onlara %50 indirim var. Normal şartlar içerisinde 2 kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyecekler. Eğer hanımlar tek başına alırsa onlar da yine 150 euro ödeyecek. Eğer 2 kişi alırsa %50 indirim hakları var. Değerli izleyicilerimiz, gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ve geleceğe bir yatırım yapmak istiyorsanız, Türkiye'de bir garanti olsun diyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki izleyicimize bu emeklilik danışmanlığı verilecek. O nedenle elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da ben ve çocuğum ya da ben ve arkadaşım emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldular. Onlara da bize göstermiş oldukları güven için teşekkür ediyoruz ve hayırlı olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.